reçeli yapıyoruz. Öncelikle kasayla aldığımız çilekleri ayıklıyoruz. Bu şekilde. Burada ayıklanmış olanlar var. Ayıkladıktan sonra güzelce yıkıyoruz. Daha sonra şekere bastıracağız. Böyle annem temizliyor onları şimdi. Böyle. Bu tazecik çilekler arkadaşlar. Küçük küçük olan çileklerden aldık. Böyle kıpkırmızı ama bazıları biraz açık renk. Bakın bu bayağı bir kırmızı. Hatta elime de böyle rengi çıktı. Bu küçük olan çileklerden yapıyoruz. Kedi hanım da yerlerde duramıyor. Hafif hafif yağmur çiseliyor yaylada. Böyle sandalyenin başına çıktı. Pişt. Ne yapıyorsun? Ne haber? Kara kaplan. Temizlendi. Bu şekilde. Ve daha sonra yıkadık. Suyunu süzdürdük. Üzerine de şekerini ilave ediyorum. Şekeri ölçmüyorum arkadaşlar ben. Ölçüsüz yapıyorum. Üzerini kapatacak şekilde şeker ilave ettiğimizde tam kararında oluyor. Çok aşırı ballı ballı olmuyor arkadaşlar. Yani çok hani böyle rahatsız edici bir şeker miktarı olmuyor bu şekilde yaptığımızda. Tekrar ilave edeceğim. Böyle çok az gözüküyor arkadaşlar. O kısımlarına da şöyle şekerinden ilave ediyorum. Şöyle tamamıyla kapatıyoruz çileklerimizi. Bakın şöyle hafif birkaç tanesi gözüküyor. Onların da üzerine şekerle örteceğim. Şöyle şurayı da kapatalım en son. Şeker miktarımız yeterli. Şöyle büyük kaselerimizle arkadaşlar 6,5 kase yeterli geldi. Yani bir kasa çileğimiz vardı. 6,5 büyük kaseyle şeker miktarı yeterli geliyor. Bu şekilde dinlendiriyoruz. Kendiliğinden sulanmasını bekliyoruz ve daha sonra kaynatıyoruz arkadaşlar. Çileğimizi ikinci gün pişiriyoruz. Böyle sulandı güzelce. Bu şekilde sulandıktan sonra pişiriyoruz. Ateşimizi de yaktık. Odun ateşinde pişiriyoruz çileği. Leğenimizi koyduk. Leğenin içerisine reçelimizi döküyoruz. Yavaş yavaş kenarlardan kaynamaya başladı. Köpüklenmeye başladı. Köpüğünü alıyoruz. Köpüğünü aldığımızda daha temiz, berrak bir görüntüsü oluyor çilek reçelimizin. Mutlaka böyle öncelikle köpüğünü alalım. Oluşan köpüklerini. Biraz köpüğünü aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz içerisine. Hem fazla köpürmesini engelliyor. Böyle sanki bana daha kalıcı oluyor reçel. Böyle daha uzun süre raf ömrünü uzatıyor gibi geliyor. Tereyağı eklediğimizde arkadaşlar. Tereyağının kokusu içinde kalır mı diyenler için hiç belli bile olmuyor tereyağı eklediğiniz. Sadece reçel tadı alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kaynatıyoruz. Şimdi odun ateşinde kaynattığımız için size dakika ve saat veremeyeceğim. Çünkü odun ateşiyle normal ateş tutmuyor arkadaşlar. Kıvamına baktığımızda siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz kıvamını. Reçeli pişirirken arkadaşlar İdris Çerçi geldi. Onun da şöyle malzemelerini gösterelim size. Buraya köye haftada bir geliyor. Perdeleri bunlar. Bayağı bir perde çeşitleri var. Böyle köy köy dolaşıyor. Sağ olsun uygun fiyatlı da veriyor. Tanıdığı kişilere indirim yapıyor böyle. Bunlar çarşaf mıydı? Çarşaf şey nevresim. Nevresimler bunlar. Şurada yine perde var. Burada da uyku setleri var. Şöyle halı da getiriyor. Kayması halılardan istediğiniz modellerden kestirip böyle alabiliyorsunuz. Sağ olsun. Ablamız çay ikram etti. Biz de perdelere baktırdık.
çeşitlerimiz bayağı var. Uygun da sayıyoruz. Tanış olursa. İşte bu kadarlık. Teşekkürler. Afiyet olsun bu arada. Keçiler de var aralarında. Anne koyun ve küçük yavru koyunlar da var. Pişt pişt pişt. Gidin hadi öbür tarafta yayılın. Hadi. Hadi öbür tarafa. Ay. Ay. Gidin hadi. Bu taraftan kola Gülüz var. Ağaçları mı yemek istiyorlar? He. O keçiler herhalde istiyor onu. Baksana. He. Tamam. Şöyle bu taraftakileri de göstereyim. Keçiler de ağaç yemeği seviyorlar. Şöyle bu tarafa geldiler. Burada da koyunlar. Amcam kurbanlık koyun da besliyor. Kurbanlık olanları sattı. Burada dişi koyunları var. Erkek var mı içlerinde onu bilmiyorum ama. Şöyle. Reçelimizi kontrol ediyoruz. Bakın böyle kıpkırmızı oldu. Şöyle suyundan bakıyoruz. Kaşığımızdan damlayan son damlalar böyle bayağı bir sünerek ağır ağır akacak. Bu şekilde artık sünerek ağır ağır akmaya başladı son damlalar. Bu kıvam bizim için yeterli. Artık çileklerimizi sıcak dolum yapabiliriz. Çileklerimizi huni yardımıyla dolduruyoruz. Nerede çalışıyorsun? Küçük kavanozlara dolduruyoruz bu şekilde. Hı? Sıcak dolum yapıp hemen ağızlarını kapatacağız. Kavanozları sıcak sıcak kapaklıyoruz. İyice sıkıca kapaklamanız gerekiyor, kapatmanız gerekiyor. Hava almaması için. Ekmek yatıp takma abi. Bir tanesini de şöyle bir kaseye de çileğimizden koyduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam net çıkıyor mu bilmiyorum ama güneş de yok. Tam rengin gözüküyor mu bilmiyorum. Çok güzel kırmızı çileğimiz oldu. Bunlar şimdi ne oluyor abla? Çilek reçeli. Yenir mi? Kışlık çilek reçeli. Yiyeceğiz mi? Yenir, yenir. Nasıl yenir? Valla normal herkes nasıl yiyorsa öyle yeniyor. Ben ye. Tereyağı. Yani. Açık ekmek edersiniz o zaman bugün. Ederim. Tereyağı. Evet. Şekerli ekmek de yaparsınız. Evet. İyi. Bu konuşan da kimmiş abi? Bu kadar konuşan. 9 kavanoz çıktı arkadaşlar. 2 tanesi büyük. Konserve kavanozlardan, yarım kiloluklardan, diğerleri küçük olanlardan. Aç bitir yaptık onları, küçük küçük yaptık. Böyle bir tane de büyük kasede çıktı. Bu tarafta da çilek suyu kaldı. Onları da çocuklara meyve suyu olarak tükettireceğiz arkadaşlar. Yeni omega 3. Evet, fazla sulu olduğu için bütün suyunu eklemedim.